canlarım, yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bu sefer günaydın diyerek başlamadım çünkü asla sabah değil. Günün yarısındayız, hatta sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Saat 5'e geliyor. Anca başlatıyorum vlog'u. Aslında hiç başlatmasam mı diye bir düşündüm. Çünkü aslında bu hafta benim için bayağı gergin, yoğun, stresli bir hafta olacak. Oturum başvurum var, belge işleriyle uğraşacağım. Ve biliyorsunuz belge işleri beni çokça geriyor. O yüzden Overthinkistan'da yaşayacağım bir hafta olacak. Ama bugünü vloglamak istedim. Çünkü hazırlandım gördüğünüz gibi zaten. Birazdan dışarı çıkacağız. Önce birkaç bir iş halledeceğim. İşte fotoğraf falan çekinmem lazım. Oturum başvurusu için ya bir şeyler yazdırmam lazım falan. Onları halledeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlarımızla buluşacağız. Kim? Magda ve Nuri. Onlar kim diye soracak olursanız, Magda bir YouTuber, Nuri de onun eşi. Beraber Türkiye'de yaşıyorlar, Van'da yaşıyorlar. Magda da Türkiye hakkında videolar yapıyor. Biz uzun zamandır arkadaşız aslında ama yüz yüze görüşme fırsatımız hiç olmamıştı. Onlar Türkiye'nin bir ucunda, biz diğer bir ucunda yaşadığımız için sadece böyle internet üzerinden mesajlaşarak arkadaşlığımızı sürdürüyoruz yıllardır. Ama yazlar onlar da Polonya'ya geliyorlar. Polonya'nın başka bir şehrine. Ama birkaç günlüğüne Krakow'a geldiler. O yüzden sonunda buluşacağız ve yüz yüze görüşebileceğiz. Bu arada Magda'nın kanalını da bilgi kutucuğuna bırakıyorum. Videoları lehçe ama her videosunda hem Türkçe hem İngilizce altyazı oluyor. Bakmak isterseniz tavsiye edilir. Okey, hazırlandım dedim zaten. Fotoğraf çekileceğim için böyle birazcık fazla makyaj yaptım. Oturum kartının üstünde güzel görüneyim diye. Birazdan da çıkıyoruz. Günaydın canlarım ya da tünaydın, saat 2'ye geliyor. Evet, 2'ye çeyrek var. Ben yataktan 12'de falan çıktım. Aslında sabahın köründe uyanmış olmama rağmen kendimi zorla uyuttum. Anlayanlar anlarlar. İnat ettim uyanmayacağım diye. Çünkü uyanacağım da ne olacak? Gerim gerileceğim bütün gün. Ki öyle de oluyor ama neyse. Kahvaltımı falan yaptıktan sonra daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Çay her zaman yardımcı oluyor. Çünkü öyle... Yani bu konulara çok girmek istemiyorum çünkü ben bıktım, siz de bıktınız. Ama yani vlog çekiyorsam bu da hayatımın bir parçası olduğu için görmezden de gelemiyorum tamamen. Aslında oturum başvurusu için gerilecek bir şey yok. Yani her şey yolunda, kolay bir başvuru, çok böyle incik cincik belgeler gerekmiyor. Ve aslında kafamda böyle sürekli bir şeyleri düşünmüyorum şu an. Ama fiziksel olarak o anksiyeteyi yine de hissediyorum. Sanırım şey oluyor, birazcık kendi kendime de yaptığım zamanlar oluyor. Hani bilinç altından. Belge işleri. Normalde benim bu konuda gerilmem lazım. O yüzden kalbim diyor ki tamam gerilelim. Öyle bir şey oluyor sanki. Neyse halledeceğiz. Bugün birazcık evi toparlamak istiyorum. Çünkü ev aldı başını gidiyor. Bir de doldurmam gereken bir form var işte. Bu başvuru için bayağı uzun da bir form. Onu halledeceğim. Yarın bir belge çevirimiz vardı. O hazırmış, gideceğim onu alacağım. Sonraki günde başvuruya gideceğiz. Bir de dün anı olsun diye işte Magdalarla buluştuğumuzda vlog'u başlatayım falan filan dedim ama çok da bir şey çekemedim buluştuğumuz zaman. Çünkü zaten müzikli bir ortamdaydık. Ama yine de küçük bir klip de olsa anısı olacak. Çok ortak yanımız var onlarla. Magda da YouTuber, ben de YouTuber'ım. İşte Polonyalı Türk çift. O yüzden onlarla daha yakın yaşamayı isterdim. Daha sık buluşabilmeyi isterdim ama kısmet. Önce bir kahvaltımı yapayım. Sonra şuraları bir toplayayım. Bir ara bir alışverişe gitmem lazım markete çünkü evde yemeklik bir şey yok. Son hafta yemekleri hep payla hallediyor. Birazcık bu konuda da sorumluluk alayım. Ama yağmur yağacak. Neyse bir iki saat sonra falan sanırım yağmur geçiyor. O zaman gidelim. Başlıyorum şu formu doldurmaya. 20 sayfa falan. I mean, it says surname.
then previously used surname, so this is my Yıldız, and then family name, and then name. I would assume family name is my family's surname. Oh, okay, there is also name, previously used name. So nazvisko, nazvisko popshednie, nazvisko rodove. I don't know, can it be that you change the surname, later you divorce, you don't change your surname, or you change your surname? So where do I write Yıldız? To popshednie? Is it separate? Yeah. If you don't know something, just leave empty. You can always fill it in there. If I'm struggling, even learning the names. But I think normally it would be also Yıldız. You got divorced. You didn't change your surname. You got married again. You got divorced again. You didn't change your surname, and this is your first surname. And they want your very first surname. Okay, formu dolduruyorum. O 20 sayfanın Allah'tan bir kısmı başvuruyu kabul edecek kişinin dolduracağı yerler. Ve diğer kısımları da zor değil. Ama bir soru var. Daha doğrusu birkaç soru bu konuda. Benim bu zamana kadar... Benim bu zamana kadar Polonya'ya her giriş çıkışımı tarihleriyle yazmamı istiyorlar. O birazcık zor olacak. Çünkü gidip bir ben giriş çıkış yaptığım için. Bir de kaç yıl öncesine kadar hani... Benim Polonya'daki tarihim 2015'ten başlıyor. 2015'ten beri kaç kere girdim çıktım. Hadi pasaportlarda damgalar falan var ama ilk pasaportumda damgalar üst üste falan da gelmiş. Yeşil pasaport zaten onda bize yok. Bunların hepsini yazacak mıyım tek tek? Sığmayacak kağıda. En zor kısmı orası. Neyse şimdi markete gidiyoruz. Şimdi markete gidiyoruz. Evet aşkı taşı. Evet evet. Gel konuşasın var gel. Ne istiyorsun aşkım? Bilmiyorum, ne alacağız ki? Bilmiyorum ama makarna yapıyoruz. Nasıl bir makarna? Normal makarna, makarna... Makarna var, niye gidiyoruz o zaman? Rubino'daki doğru makarna. Var yani. Peki. Neyse, markete gidiyoruz. Makarna yapacakmışız. Ben bugün yemeğin sorumluluğunu alayım dedim ama yok, yine kocama kaldı. Marketten gelindi, yine aldıklarımızı gösteriyorum. Üzüm, muz, esmer şeker, pahalı brown yapacakmış. O yüzden brown malzemeleri aldık. Kendime bir adet biri aldı. Minik turpçuklar, süt ve meyve suyu. Şöyle yine İzlanda tipi yoğurtlar. Bir tane böyle küçük normal yoğurt. Bir yoğurtlu içecek. Tereyağı, mozzarella peyniri, vanilin ve patlatmalık mısır. İki tane böyle hazır pierogi, biri ıspanaklı, biri lahanalı ve mantarlı. Şöyle içi peynir dolgulu biberlerden. Kakao, domates püresi, çikolatalı bir puding, ekmek, çubuk kraker, iki tane şöyle donut, bitter çikolata, un, makarna, iki tane çay ve elma. Bu kadar. Hocam bey hızlısından şöyle bir sarımsaklı domates sosu yaptı. Allah razı olsun. Oh peynir. A bit too much cheese, I think. Never too much cheese. Şimdi yine video izleyerek yemeği yiyeceğim. Ondan sonra forma geri dönüyoruz. Hala sormam gereken yerler var. Ben çalışıyordu o yüzden onu bekledim. Büyük ihtimal o da yetmeyecek. Randevuya gittiğimizde oradaki insanlara da sormam gerekecek. Buraya ne yazacağım diye. Kaldım burada 2 saattir. Ne zaman ben Polonya'ya girmişim, çıkmışım, onları ayıklamaya çalışıyorum. 3 tane pasaportum var. Son pasaportumda çok bir şey yok, yeni çünkü. Onu hallettik. Bir önceki pasaportumdakileri de hallettim. Bu pasaportun ilk yılları Covid zamanına denk geldiği için zaten bir yere gidememiştim. Sorun şu yeşil pasaportta. O kadar çok şey var ki içinde. Allah başka dert vermesin gerçekten ama yani her sayfası... Ay orada vizim falan bir şeyler vardır. Bir dakika. Birkaç vize sayfalarını geçeceğim. Şöyle, şöyle, şöyle. Damga dolu. Ve ben her Polonya'ya gidişimde, Polonya'ya giriş yapmadığım için de ne bileyim bir Berlin'e giriş var, bir Brüksel'e giriş var, bir Burgaz üzerinden gitmişim, bir Lviv üzerinden gitmişim, bir Prag'dan gitmişim, Budapeşte'den gitmişim. Hangisi giriş, hangisi çıkış, hangisinde... Polonya'ya gitmişim, hangisinde başka bir gezi yapmışım. Bunları ayıklamaya çalışıyorum 10 saattir ve çok zorlanıyorum. Yani en azından şey, çünkü başka bir soruda da Polonya dışında gittiğiniz yerleri yazın demişler. O kolay. Çünkü orada şey yazıyor. Son 5 yıl içinde. Ama Polonya'ya gittiğim tarihler için son 5 yıl içinde demiyor. Ve benim Polonya'ya
gidişim 2015 yılına dayanıyor T. Acaba burada da ya yazmayı mı unutmuşlar son 5 yıl diye, yoksa ezelden beri ne zaman gittiysen yaz mı demek istemişler? Onu ayıklamaya çalışıyorum. Bir de ne bileyim EVS'e gittim. 1 yıllık EVS vizesiyle. Ama o 1 yıl süre içinde Polonya'dan çıkış yaptım. Ben 2 kere Türkiye'ye ziyarete geldim mesela. Onları ayrı ayrı mı yazacağım? Ya da Erasmus süresi boyunca Lviv'e giriş çıkış yapmışlığım var. Onu ayrı mı yazacağım? Beynim allak bullak oldu. Yandı. Yandı beynim. Bitti sonunda. İnşallah bir şey kaçırmamışımdır. Bu COVID'e kadar olan kısmı. Covid'den sonrası da burada. Saat 11.30 oldu. Ödev yapmışım gibi hissediyorum. Neyse yarın da kalkıp gidip çeviriyi alacağım. Ondan sonra başvuruya hazırız galiba. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Fingers crossed. Günaydın canlarım. Hazırlandım. Evet, üçüncüye aynı kıyafetleri giyiyorum. Yani toplasam 5 saat giymemişimdir. O yüzden bence sıkıntı yok. Şimdi de gidip sadece çeviriyi alıp geleceğim. Ama ondan önce bir şeyler atıştırmam lazım. Kahvaltılık. Çok da iştahım yok. Dün aldığımız donutlardan yiyeceğim bir tanesini. Bir de çay içeceğim. Sonra da çıkıp gideceğim. O sırada şu çöpleri bir ayrıştıracağım. Hafif bir makyaj yapacağım. Şöyle. Hadi gidiyoruz. Tüm belgeler hazır aslında ama ben yine of, bu beynimi ne yapacağız? Geldim canlarım. Benim fazla düşünme modu açıldığında beynim o kadar kontrolden çıkıyor ki. Tramvaydayım mesela. Bilet aldım. Ama aldıktan sonra hep aklımda şey. Ya bilet kontrolcüsü binerse şimdi. Ya ben bilet almadıysam. Ya aldıysam ama yanlış bilet aldıysam. İki de bir uygulamadan onu kontrol ediyorum. Bilet aldım mı? Doğru bileti aldım mı? Doğru tramvaya mı aldım falan filan diye. Sonra bindi kontrolcü. Biletler kontrol edildi. Hiçbir sıkıntı yok. Gösteriyorsun. Tik okuyor geçiyor. Dedim bunu bir işaret olarak algılayayım. Bak o kadar gerildin. 100 kere kontrol ettin bilet aldın mı diye. Ne oldu sonuç olarak? Kafan da kurmuşsun değil mi? Dediğim gibi bunu bir işaret olarak algılamak istedim. Ama işe yaramadı. Sonra geldim. Bir dedim mağaza dolanayım. İşte Rossmann'a falan filan gideyim. Kendime belki böyle cilt bakımlık bir şeyler alırım, öyle evde gelince kendime cilt bakımı yaparım, öyle rahatlarım belki dedim. Dolandım bir şey almadan geldim çünkü dedim evde zaten maskeler var, onları yapabilirim falan filan. Akşam belki yaparız onları. Sonra bir de şeye gittim, Epic, buranın kırtasiyeci mağazası. Şöyle bir A4 kağıt aldım. Yani aslında bir iki tane falan gerekiyor. Çünkü bu doldurduğum formda sığmayan yerler için ekstra işte A4 kağıdına yazmak gerekiyor falan filan. Büyük ihtimal bana bütün hayatım boyunca Polonya'da olduğum zamanları yazdıracaklarsa o sığmayacak. Gıcıklık yaparlar, orada da kağıt vermezler diye yanımda olsun diye birkaç tane kağıt almak istedim ama bir iki tane kağıt alma olayı olmadığı için burada bir paket A4 kağıt aldım. Neyse belki gelecekte de lazım olur. Bir de renkli kalemler aldım. Böyle tükenmez kalem ve şöyle şey highlighter kalemlerden. Bir de Biedronka'ya gittim markete. Öyle çikolata aldım, donut aldım. Benim canım hiç tatlı bir şey istemiyor. O yüzden kendime şöyle şu humuslardan aldım. Yanında kraker var. Böyle humusa bana yiyorsunuz. Bunları seviyorum. Ve chips aldım. Don't judge me. You don't have enough chips at home? Oh, but they are for special occasions. Now I just want to sit down, watch something and eat my chips. I'm trying different ways to relax myself, okay? Çünkü bunları almam da pek bir işe yaramadı. Hala kalbim böyle buramda öküz oturuyor. Neyse dediğim gibi şimdi bunları yiyerek ben birkaç video bir şey izleyeceğim. Zoella izleyeceğim. Benim comfort YouTuber'ım. Öyle. İnşallah her şey yolunda gider. İnşallah sakinleşebilirim. Gittik sabahın köründe. Başvurumu yaptık. Bitti. Bitti diyorum da sadece bu kısmı bitti yani. Ve korktuğum gibi değildi tabii ki de.
Kafamda kurmuşum. Tabii ki de. Hep öyle oluyor biliyorum. Neyse verdik belgelerimizi geldik işte. Bir de bunun şey kısmı var. Sorgu. Çapraz sorguya çekileceğiz bir ara. İşte evliliğimizin gerçek olduğunu kanıtlamak için öyle Hayli ayrı beni ayrı sorguya alacaklar. O kısım da birazcık korkutucu. Zamanı gelince ona da geriliriz. Neyse oldu da bitti işte bu kısım en azından. Şimdi akşam Jeşub'a geçeceğiz. Saat şu an 10 falan. Gün içinde bir birazcık dinleneceğim. Ondan sonra da birazcık evi toparlayacağım. İnşallah. İnşallah. Uyudum uyandım saat 2 oldu. Hatta 3 olmuş bile olabilir. Ama kahvaltı yapacağım şimdi. Umarım bu hafta sonu hiçbir şey düşünmeden rahat rahat hayatımı yaşayabilirim. Canlarım hazırlandık ve birazdan Jeşub'a doğru yola çıkıyoruz. Çünkü Pauline ailesi tatilde ve biz de gidip eve ve kedilere göz kulak olacağız. Birkaç gün oradayız. Videoyu da burada kapatıyorum. Biliyorum çok kopuk kopuk bir vlog oldu. Doğru düzgün çekemedim. Sebebini anlarsınız diye umut ediyorum. Yani benim için stresli bir haftaydı. Biraz da kısa olmuş olabilir ama olsun artık yapacak bir şey yok. Kapatıyorum vlogu burada. Çünkü yarın başka bir vlog başlamayı planlıyorum Jeşub'da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.